Kimin hediye paketi bu böyle? Sana yılbaşı hediyem İhsan. Ama yarın sabah kadar açmak yok. Öyle mi? Bakayım. Ay hiç boşuna yorma kendini. Hayatta tahmin edemezsin. Mavi bir kravat. Ah, nereden bildin? Sevincim sen benden sır saklayamayacağını öğrenemedin mi daha? Ben de çok iyi sakladığımı zannediyordum. Bir dahaki sefere faturayı da sakla. İhsan, çok oyun bozansın. Bütün sürprizimi mahvettin. Başka sürpriz yap bir tanem. Sürpriz yapmak için yeteri kadar paramız var nasılsa. Ya ilk geçirdiğimiz yılbaşını hatırlıyor musun? Ya hatırlamaz olur muyum? Ne yapmıştınız? Birbirimize hediye almak yerine bütün paramızı birleştirip bir ekmek kızartma makinesi almıştık. 2 hafta kullanmak nasip olmamıştı. Bozulmuş muydu? Yok. Ekmek alacak paramız kalmamıştı. Bir de bir yılbaşı hani yarı fiyatına olsun diye yılbaşı ağacı almak için son güne kadar beklemiştik. Tabii yarı fiyatına ala ala ne almıştık hatırlıyor musun? Yarım bir ağaç üzerine daha ilk süsü koyduğumuzda devrilivermişti. Siz yine bir ağaç alabilmişsiniz. Benim babam paramız olmadığı için gidip Taksim Parkı'ndan kendisi keserdi. İyi de Menekşe Taksim Parkı'nda çomacı yok ki. Yok tabii çünkü hepsini babam kesti. Vay be Sevincim şuraya bak. Neredeydik nerelere geldik. Şu eve bak. Eski evimizden 1000 kat daha güzel değil mi? Hatta 100.000 kat. Başar'ın da olduğu ilk yılbaşımızı hatırladım şimdi. Kaloriferler yanmıyordu da üçümüz o ufacık odada böyle battaniyelere sarılmıştık. Sen de paraya kıyıp bir şey almıştın hani. Öküz. Ne öküzü İhsan? Tavuk. Hani ben de yanına böyle pilav yapmıştım. Ben kaloriferleri yakmayan ev sahibinden söz ediyorum. Başar nerede? Pelin'le. Pelin'in yarın vereceği parti için Cemal'in barını süslüyorlar. Ay ne üzücü değil mi İhsan? Ola ben başından beri üzülüyorum. Onu demiyorum. Yani belki de Başar bundan sonra bizimle bu evde hiç yılbaşı kutlamayacak. Evlenip kendi yuvasını kuracak. Üzme kendini bir tane. Ay, o zaman sadece sen ve ben kalacağız. Nasıl üzülmesin? Menekşe. Hayır bu kadar üzülmenize gerek yok Sevinç Hanım. Bakın ben de burada olacağım. Hatırlatma şimdi ben de ağlayacağım. Onu çok özleyeceğim. Nasıl olsa dayanamayıp geri gelecek. Yokluğumuza mı? Yok efendim Pelin'e. Ne alıp veremediğin var senin bu Pelin'le? Alamadığım bir şey yok vallahi veremediğim var oğlum. Ah ah. Rahmetli Macit Bey'in annesi de böyle diyor. Macit Bey de kim? Ünlü cerrah. Tam 5 yıl her hafta temizliğe gitmiştim onlara. Ya, neden rahmetli olduğu anlaşıldı adamın. Yaşlı annesinin istemediği bir kızla evlendi. Ama kadın söylene 3 ayda boşattı. Öyle mi? Tabii. Ne diyordu hatırlıyor musun? Bu kadın senin iliğini kurutacak diyordu. Macit Bey de dayanamadı boşandı. Ama iliği kurtaramadı. Kadın nesi var nesi yok hepsini aldı götürdü. Vah Macit Bey vah. Tabii zamanında evlenirken karısına evlilik anlaşması imzalatsaymış bunlar başına gelmezmiş. Evlilik anlaşması mı? Evet. Ne işe yararmış bu? Boşanınca ne alacağını belirliyormuş. Daha doğrusu ne alamayacağını. Ama bu kadının nafaka almasını engellemiyormuş tabii. Ama 5 tane kuru temizleme dükkanının üstüne konmasını engelliyor değil mi? İhsan, Başar'dan Pelin'e böyle bir anlaşma imzalatmasını istersen... ...onun ne kadar sinirleneceğini biliyorsun değil mi? Öz be öz oğlum bana sinirlenecek ha? Mümkün değil. Görürüz. Ne haber anne? Ne haber baba? Bak gördün mü? İyi evlat lafının üstüne gelirmiş. Ne haber oğlum? İyidir. Ne o Başar bitti mi süsleme? Yok anne. Çocuklara senin elmalı kekten götüreceğim. Güzel. Bak gör şimdi. Başar! Ya bak ne diyeceğim sana? Baba biraz çabuk olursan iyi olur. Pelin'i bekletmek istemiyorum çünkü. İnanır mısın? Ben de şimdi Pelin'i düşünüyordum. Pelin'i mi düşünüyordun? Ha, çok sevindim buna. Boşanmayı düşündünüz mü? Boşanmayı mı? Hı. Baba biz daha evlenmedik bile. Biliyorum. Düşünmek için en uygun zaman. İş işten geçmeden. Ne demek istiyorsun sen? Yani. Biliyorsun bir gün ben buralarda olmayacağım. Hayrola iş seyahati mi? Hayır. Öleceğim. Baba hasta mısın? Henüz değil. Ama bugün olacak. Ve bütün bunlar sana kalacak. Dükkanlar dahil. Ya ne demeye çalışıyorsun sen? Yani ileride Pelin'le aranızda sorun çıksın istemem. Niye çıksın ki? Tabii. Hele sen bütün malımıza konmasın diye evlilik öncesi bir anlaşma imzalattıktan sonra. Nasıl yani? Yani ona öyle bir akit imzalatacaksın ki boşansanız bile zırnık alamayacak. Zil gibi gidecek babasının yanına. Baba ne saçmalıyorsun sen Allah aşkına? Bir dakika ya, dur sinirlenme hemen. Ya bu hayatımda duyduğum en aptalca şey. Ve ben bunu daha fazla duymak istemiyorum. Hayret bir şey ya. Ne oldu Başar? Ne var? Yok bir şey anne. İyi. Madem terli terli soğuk su içmekte ısrar ediyorsun, iç bakalım. İç de gör gününü. Şu evlilik anlaşmasından bahsetmeyi unuttun galiba. He? Hayır hayır canım. Ben unutmadım da. Daha pratik bir çözüm buldum. Ha, neymiş o? Onlar boşanana kadar ölmeyeceğim.